Sabah neredesin? Harikalar Diyarı'nın bıldırcın severleri, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bıldırcınlarımızın yanındayız. Bugün de çıkan bıldırcınlarımızı göstereceğim. Çıkan bıldırcınlarımızın video çekiminden bir süre sonra, yani bugün. Hayvanlarımız biraz büyüdü ve geliştiler, değil mi? İçerisinde Jumbo ve Kıbrıs bıldırcının da bulunduğu bir familyanın içerisindeyiz şu an. İnşallah içeride çok fazla ölüm olmaz. Bir tane daha ölecek civciv görüyorum. Biraz morali bozuk gibi gördüm ama gerisi genel itibariyle bıldırcınlarımızın, şurada gördüğünüz çoğu bıldırcın daha sağlıklı şu an yani. Şimdilik bir sıkıntı yok. Aralarında belki bir belki iki tane biraz morali bozuk ve canı sıkkın bıldırcın var. Onlar da yapacak bir şey yok. Sürünün vereceği sonuç, yapacak bir şey yok. Bu devir böyle geldi, böyle gidecek arkadaşlar. Bıldırcınlarımız yaşayacak, birisi ölecek, birisi çoğalacak. Bir şekilde bir şeyler tutturacağız. Bayağı bir bıldırcın varmış burada. Bayağı bir nüfus var. Bayağı kalabalıklar açıkçası. Yani bu kadar kalabalık bir sürü beklemiyordum. Ama hepsine birer maşallah diyelim, değil mi? Maşallah, şu an yemleniyorlar. Bıldırcınlar çok tatlı hayvanlar. İnşallah zamanla, vakti zamanı gelince bıldırcınlarda level atlayacağım arkadaşlar. Böyle kalmayacağız. Daha cins, daha farklı bıldırcınlar alacağım. Bütçemizi biraz düzenleyelim. Çünkü bıldırcın familyası çok pahalı. Yani her hayvanda olduğu gibi bunları da cinsleri oldukça pahalı işte. Kaliforniya bıldırcını, beslediğimiz bıldırcınlar normal, her yerde bulabileceğiniz güzel bıldırcınlar yumurta yönünde. Ama maşallah, subhanallah, çok tatlılar gerçekten, bakın çok tatlılar. Bu kadar kalabalık bir bıldırcın familyasına sahip olduğum için ben çok mutluyum. Daha yine de çıkım alacağız. Göstereceğim sizlere çıkım alacağım, çıkımı da arkadaşlar. Yumurta koyacağız yine makinemize. Yine civciv alacağız ve yine artıracağız. Çünkü yumurtası çok güzel ya. Çok fazla salıyorlar ve yaz boyu yumurtalarından faydalanıyoruz ev halkı olarak. Gördüğünüz gibi bıldırcınlarımızın hepsi kocaman oldu da çok hızlı gelişiyorlar. 30-40 gün içerisinde de yumurtaya çıkacaklar Allah izin fırsat verirse. Şimdi sizlerle birlikte bir de civcivlerimizin yanına geçelim. Civcivlerimizi paylaşayım. Familyalarımızın hepsini bugün paylaşalım, sadece bıldırcınları değil. Tabi bıldırcınlara özel bir video açtım. Sonra ama bıldırcınlara özel bir şekilde kapatmayacağım videomu. Biraz dolaşalım kümeste. Çünkü Arakes'e söylüyorsunuz, hayırdır kardeş. Öbürlerini de göster. Diğerleri nerede gibisinden. Hepsini göstereceğim inşallah. Bir bakın şöyle bıldırcınların tatlılığına. Hadi bakalım. Ve diğer cins familyamız arkadaşlar. İçeride bayağı bir farklı farklı cinsler var. Tabii yine kırmaköy tavuklarımız da var birkaç tane. Ama çoğusu cins. Bunlar çok hızlı büyüyorlar çünkü kafes ortamları muhteşem. Bu ortamda beni de koysanız ben de büyürüm. Sıcacık bir ortam. Otomatik termostatla birlikte burada büyüyorlar. İçeri şu an 30 derece arkadaşlar, görüyorsunuz. Güzel bir şekilde dizayn yapılmış ve civcivlerimizi büyütmek için oluşturduğumuz bir kafes sistemi. Daha da güzel kafes sistemleri oluşturacağım ve sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bu durumda, bu süreçte soruyorlar bazen, abi şunu nereden alabiliriz, bunu nasıl kurarız, bunu nasıl yaparız diye. Bununla alakalı da videolar gelecek arkadaşlar. Şimdilik bundan almak isteyen arkadaşlarımız için de söylüyorum. Onlar hepsine de yardımcı olacağım inşallah. Ama sabırla bekleyin. Videolarımızı takipte kalın. Ve sizlere göstereceğim çoğu bilgiden de faydalanmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, burada görebileceğiniz Brachialia yavruları var. Australop yavrusu var bildiğim kadarıyla. Soruyorlar Australop civcivler çıktı mı çıktı mı? Çıktı ama çok az çıktı. Farklı renklerde pigmentlerde yavruları var. Şu farklı bir değişik bir şey. Çok değişik bir renk tonuna sahip, karman çurman. Hepsi büyüyünce kocaman oldukları zaman tamamen tam anlamıyla belli olacaktır. Ve bu süreçte de artık bekleyeceğiz. Bıdığın yavrularıyla, bıdığın altına verdiğimiz yavrularla buradakiler aynı. Bir bunların gelişimine bakın. Kendi beslediklerim. Bir de bıdığın yavrularıyla gelişimine bakın. Bir önceki videomla, yani bıdığın yavrularını görmüşsünüzdür. Hatta gidip bakalım. Şimdi hep birlikte bakalım bıdığın yavrularına da. Bir bunlara iyi bakın. Kocamanlar. Bir elim kadar olmuşlar yani artık. Bayağı büyümüş. Şimdi bir de gideceğiz. Bıdıklara bakacağız. Bakalım onların büyüklüğü ne kadar. Bunu kapatalım ve bıdığın yanına gidelim. Çık kız. Amca, ben kapatabiliyorum bunu.
Kapat hadi bakalım. Kapat bakalım. Hay maşallah kapattın kapıyı ha. Ayça bıdık nerede? Bıdığı bul buradan. Bıdığı. Yavruları olan bıdığı bul. Bıdığı bul. Bıdık nerede bıdık? Cicivleri olan bıdık nerede? Burada mı? Bıdık burada arkadaşlar. Bir de bıdığın yavrularına bakın. Küçücükler ya. Parmağım kadarlar buradaki yavrular da. Kapıyı aç. Aç. Ah. Bakın arkadaşlar, bıdığın yavruları da çok küçük. Öbür yavrular kocaman da ama bıdık yavruları biraz daha ufak. Oldukça ufak aslında. Benim kendi baktığım hayvanlarım daha büyük ve daha hızlı gelişiyorlar. Buradakiler daha yavaş gelişiyorlar ama emin olun buradakiler eğer büyüyebilirse daha sağlıklı olacaktırlar benimkilerine. Çünkü bağışıklık sistemleri ortamla pekiştiriliyor. Ve bir gurt tavuğu tarafından bakılıyor. Ve bu süreçte de tabii ki de onların bağışıklık sistemleri daha iyi olacak. Tamam. Ayça kapat kapıyı. Nazlı sen orada ne edersin kız? Nazlı sen orada ne edersin? Nazlı ha? Arkadaşlar Nazlı çıkmış torun üstüne. Derdine benim yanıma gelmek. Bir türlü izin vermiyorum ya gelmesine. Ya sen neye çıktın kız? Sen oraya neye çıktın ha? Sebep mi seni? Sebep mi seni? İn oradan. İn oradan aşağı. İn kız oradan aşağı. Canım benim. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Aç o ne? Korsan mı? Onun adı korsan mı? Evet annem. Burada da diğer pırlıcınlarımız var. Büyük pırlıcınları da göstermiyorum uzun zamanda. Göstereyim sizlere. Burada büyük pırlıcınlarımızın %80-90'ı zaten Kıbrıs arkadaşlar. Jumbo pırlıcın az burada. Beyaz jumbo falan var. Ama genel itibariyle az bir jumbo pırlıcın familyamız var. Daha çoğunluk Kıbrıs buradakileri. Ama güzeller maşallah. Tatlılığa bassanıza. Yumurta baş. Halıza hareketlerinizi yerem sizin. Ağzınızı yerem. Bıldırcın çıktarım benim ya. Maşallah. Canlarım benim. Güzellerim, tatlılarım maşallah. Bunlar çok tatlı lan. Sen de sev. Sen de büyüyünce sev. Aynı. Ay maşallah. Bak nasıl öttü canım benim ya. Ama geliyor. Bura dolup taşacak. Hatta bu bıldırcın familyasının yuvasını değiştireceğiz arkadaşlar. Burayı tavuklara ayıracağım. Özel. Özel tavuklarımızın bakımı için burayı ayarlayacağız inşallah. Amca şurada bak yumurta var. Saplamış. Değil mi Ayça? Tamam. O yumurtayı sonra alırız. Şimdi kapatalım. Ayça kötü adamı seviyor musun? Kötü adam bak bu. Seviyor musun kötü adamı? Onun adını ben baba koydum. Baba mı koydun? Tamam ismi baba olsun onun. Ama senin kadar. Git yanına git de sev onu. Korkma bir şey yapmaz. Oy. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Pırlıcınlarımızı ve yavrularımızı gösterdim. Hepiniz umarım sevmişsinizdir yavrularımızı. Çektik hepsini çektik değil mi? He diğer videoda. Ayça bu saldırır bak o. O saldırır Ayça. Saldırır o sana. Şunlar. Onlar saldırmadı ama bu saldırır. Ayağını götür gör. Ayağını götür ileri doğru. Ayağını götür. Korktun mu? Ya Ayça ya. Bu hayvanlara bulaşma tamam mı? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.